Alo, annem AVM kapanmış. Sadece Migros açıkmış. Alınacak bir şey varsa alayım Migros'tan diye aradım. Başka makarna falan bilmem ne alayım mı bir şeyler? Sadece ekmek. Hadi bay bay. Korona günlükleri serimizin ilk videosunu çekiyoruz şu an. Şimdi villana doğru gidiyorum. Araba falan çarpmasın da mikroplarımızı buluşturmaya gidiyorum. Onunla. Bakalım nerede? Korona! Korona! Benim mikroplar ille de Vildan abla, ille de Vildan abla diyor. Çekti. Ay, 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 ay. Ne yapıyorsun? Oh, koronalarımız gibi. Allah'ım da bir tane bakayım. Bu da Marta'nın. Caddeler inanılmaz boş. Hani böyle bayramda tatil olduğunda böyle boş oluyor ya her yer. Şu an aynen öyle boş. Metrobüsler biraz dolu tabii. Yani zaten metrobüslerin tamamen boş olmasını bekleyemez kimse. Böyle bir şey yok. Bu videonun sonuna evde kalmak zorunda kaldığımız için evde yapabileceğiniz birkaç tane etkinlik, vaktinizi geçirebileceğiniz birkaç şeyden bahsettim. Dilerim keyifle izlersiniz. Gerçi kimse de keyif kalmadı. Umarım en kısa zamanda bu kötü günler biter ve gerçekten eski normal günlerimize döneriz. Çünkü çok ciddi motivasyon düşürücü bir dönemden geçiyoruz. Ülke olarak, dünya olarak. Hava çok güzel değil mi? Tam böyle dışarı çıkıp gezmelik bir hava var aslında. Her yer kapalı. Ay, ekmek zor buldum. İnanamazsınız, ekmek zor buldum. Selam herkese, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyfiniz yerindedir. Çünkü bir süredir biliyorsunuz ülkemizde de bütün dünyayı saran korona illeti var ne yazık ki. Birçok yerden asparagas haberler geliyor, birçok yerden doğru haberler geliyor. Kimisi diyor o doğru, kimisi diyor bu doğru, hayır bu yanlış vesaire böyle. Ben size burada koronavirüsünün ne olduğunu, nasıl bulaştığını, nerelerden geldiğini ya da tarihçesini gibi bir bilgi vermeyeceğim. Çok da uzatmayayım. Ben bu videoda ne bahsedeceğim? Ben bu videoda size eve kapanıp kaldığınız zaman neler yapabilirsiniz? Kendiniz için bu kötü, üzücü ve tabii ki de evde kaldığınız için sıkıcı dönemi nasıl geçirebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. Şayet çalışıyorsanız ve evden çalışma metoduna geçtiyseniz bununla ilgili ufacık öneriler vereceğim ilk önce. Home office çalışan insanlar için şöyle ufak birkaç tane önerim olacak. Öncelikle ofisten çalışacak olanlara böyle ufak tavsiyelerim olsun. Ofisten çalışacak olan. Biliyorsunuz ki birçok şirkette de home office çalışma tarzına geçildi. Yani atıyorum eğer ki işinizi iş yerinden değil de aynı zamanda evden de yapabilecek durumdaysanız evden yapabileceğiniz şekilde yürütme işine geçti birçok firma. Eğer böyle bir eğer böyle bir şekilde çalışıyorsanız siz de evden çalışacak olanlara öncelikle böyle küçük birkaç tane tavsiyem olacak. Öncelikle olarak kendinize bir çalışma saati belirleyin. Sanki böyle iş yerindeymişsiniz gibi iş disiplininde çalışacak şekilde kendinize çalışma saatleri belirleyin. Her gün bilgisayarın başına geçip çalışmaya başlama saatiniz aynı olsun. Hem bu sayede sürekli olarak işinizi erteleme, neyse ya sonra yaparım deme gibi bir şeyi de bir süre sonra üstünüzden atmış oluyorsunuz. İkinci önerim kendinize rahat bir çalışma alanı yapın. Nasıl desem böyle home office olarak çalışıyorsanız evinizin belli bir bölümünü kendinize çalışma alanı yapın. Böyle çiçeklerin, böceklerin ya da yanınızda yatağınız varsa yastıklarınız, pofuduk, minderlerinizin olduğu bir yerde kendinize bir çalışma alanı yaratmayın. Ya da ne bileyim yatağa uzanarak
böyle laptopun üzerinde çalışmayın. Bunları niye önermiyorum? Çünkü gerçekten böyle bir iş disiplininiz olmuyor o zaman. Böyle iş disipliniyle çalışıyormuş gibi de hissetmiyorsunuz kendinizi. Kılık kıyafetlerinize özen gösterin. Bu da çok önemli bir madde aslında. Hani böyle tabii ki de evden çalışın dediğim için böyle ceket, takım, gömlek, kravatla çalışın değil ama mesela şöyle de çalışmayın. Gibi. Kılık kıyafetinize önem verin derken hani bu şekilde bir pijama ile gidip de bilgisayarınızın başında oturmayın. Biraz daha böyle işinize ve aynı zamanda kendinize gösterdiğiniz saygıyı çalışırken freelance bile olsa bir bilinciyle yapmanızı sağlar en azından. Hani ben öyle düşünüyorum en azından. Ben öyle yapıyorum yani evde bile çalışırken üstümde böyle pijamamız varsa en azından bir tişört tight giyip işte bir makyaj yapıp falan böyle çalışıyorum. Niye bilmiyorum ya. Kurumsal hayatta 12 sene çalışınca zannedersem böyle bir şey oldu. Mümkünse bol oksijenli bir ortamda çalışın. Ya en azından hani penceresi olan yakınında pencere bulunan bir masanız olsun. Ya da en azından böyle kafanızı çevirdiğiniz zaman bir cam görün, bir insan görün, bir dışarıyı görün. Hani böyle bir ortamda çalışırsanız biraz daha kendinizi bunalmamış hissedersiniz ve vaktinin nasıl geçtiğini anlarsınız. Eğer evinizin caddeye bakan bir penceresi varsa mesela sürekli olarak gelen geçeni izleyebilirsiniz veya bir gürültü duyduğunuzda, kavga duyduğunuzda kafayı çevirip bakmanız kolay olur. Böyle bir zamanda böyle bir espri yaptığım için kendimden utanıyorum gerçekten şu an. Çalışma odanızı mutlaka iyi aydınlatın. Çünkü zaten çalışma psikolojisinde olmadığınız için kesinlikle çalışasınız da gelmeyecek. Ve bu yüzden de karanlık bir ortamda veya loş bir ortamda ya da gerçekten az önceki dediğim gibi hani çalışma ortamı yaratın kendinize dediğim gibi yaratılmamış bir çalışma ortamında yaşadığınız zaman da bitse de gitsek modunda çalışacaksınız. Şimdi hızlı bir şekilde, çok hızlı bir şekilde bu tatil zamanında çalışmıyorsanız, evdeyseniz ve evden çalışamayacak gibiyseniz tatil zamanını nasıl değerlendirebilirsiniz? Kısacık da bunlardan bahsedeceğim. Klasik şeyler olacak ama öncelikli olarak söylemek istediklerimden bir tanesi yabancı dil öğrenmek için kesinlikle muhteşem bir fırsat. Online olarak öğrenebilirsiniz. Ders kitaplarından öğrenebilirsiniz. Hiçbir şey yapmıyorsanız size en güzel tavsiyem anlayın ya da anlamayın. Zaten birçok kişinin evinde artık Netflix var. Netflix yoksa da Blue TV, Blue TV yoksa herhangi bir başka bir TV. Ya da ne bileyim internetten sevdiğiniz bir filmi veya daha öncesinde izlediğiniz bir diziyi İngilizce altyazılı izleyin. Yani dili de İngilizce olsun, altyazısı da İngilizce geçsin. Böyle olduğu zaman en azından yabancı dilinize katkısı olur. Kulak dolgunluğunuz olur. Daha rahat bir şekilde İngilizceyi öğrenmiş olursunuz. Günlük konuşma diliyle birlikte öğrenmiş olursunuz. Netflix yoksa film sitelerine girebilirsiniz. Uzun zamandır izlemediğim bir sürü film ve dizi var. Mesela OA. Mesela bunların içerisinde High Seas, Hakan Muhafız, OA. Sinir'i bitirdim. Vis-a-vis, You, Twice Upon a Time, Sweet Gossip Girl gibi bitirmek istediğim, şunları bir bitirsem dediğim birkaç tane dizim var, birkaç tanesi. Bunların hepsini bitirmeyi planlıyorum. Onun haricinde inanılmaz derecede kitap okuyabileceğiniz bir dönemin içerisindesiniz. Ben şu anda yüksek lisans yaptığım için oyunculuk üzerine daha çok böyle tiyatro oyunları okuyorum. Okunmamış olan bütün kitaplarımı bitirme ve aldığım altyazı dergilerini bitirmek istiyorum bir an önce. Bu süre zarfında inanılmaz bir diyet, spor, meditasyon, yoga yapabilirsiniz. Harika bir boş zamanınız olacak. Ve bu harika boş zamanı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda zaten yaz geliyor. Kendi vücudunuzun formunu yeniden kazanmak için bence güzel ve bulunmaz bir fırsat. Dışarıya çıkamıyorsunuz. Odanızın dekorunu değiştirebilirsiniz. Benim gibi yapabilirsiniz. Sürekli olarak oje sürüp silebilirsiniz. Müze gezebilirsiniz. Delirdin mi ya? İnsanlar sokağa çıkmıyor falan dediğinizi duyuyorum şu anda. Müze gezebilirsiniz. Nasıl müze gezebilirsiniz? Birçok müzeyi online gezme imkanınız var. Online olarak gezebilirsiniz. Bu arada biliyor musunuz dünyayı bedavaya gezmenin bir yöntemi var. Tabii bütün böyle traveler'lar, bütün gezginler hepsi diyor işte 3 doları gezdim, 5 dolara kaldım. Onu 1 kuruş bile vermeden yani bir kuruş bile vermeden size dünyayı gezme yöntemi açıklayacağım ondan sonra. Birçok müzeyi dediğim gibi online olarak gezebilme imkanınız var. Yani nasıl diyeyim internet sitelerine girdiğiniz zaman onların böyle turları var. O turlara girip oradan izleyebilirsiniz.
Ve bir diğer söylediğim, dünyayı bedavaya nasıl gezeceğiz? Bedavaya nasıl gezeceksiniz? Google Map ya da Yandex haritaya girdiğiniz zaman cadde görünümüyle Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda, Amerika New York Times Meydanı'nda, Liberty Adası'nda her yeri gezebilirsiniz. Hatta hele de bu Google gözlükleri oluyor. Onlardan da varsa onlarla birlikte böyle gerçekten baka baka yürüye yürüye gezebiliyorsunuz. Gerçekten oradaymışsınız gibi. Öyle yapabilirsiniz ve hobilere zaman ayırabilirsiniz. Mesela bir enstrüman çalmayı öğrenebilirsiniz. Belki de çok iyi resim çizme yeteneğiniz var ve bunun farkında değilsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Benim mesela yapmayı kesinlikle düşündüğüm şeylerden bir tanesi de odamın dekorasyonunu değiştirmek. Zaten ben böyle sürekli olarak her fırsatta odamın dekorasyonunu değiştiriyorum. Şunu şuraya alayım, bunu buraya yapayım diyorum. Büyük ihtimalle yapacağım. Çok fazla su içme alışkanlığı da kazandırmalısınız kendinize. Şimdi ben gidiyorum. Bu videoyu sizin için montajlayacağım ve kanala yükleyeceğim. Umarım siz de keyifle izlersiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş olur. En azından bir nebze de olsa, canınız sıkıldıysa, çok az bir şey motive edebildiysem sizi, ne mutlu bana. Gözlüğümü takarım, vazifemi yaparım demek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın.